Uyku zamanı. Ben daha uyumak istemiyorum. Chelsea, önce dişini fırçalamayı bir bitir banyodayken. Ben daha uyumak istemiyorum. Çok eğleniyorum ben şu an. Baksana, çok yorgunsun. Ayrıca ne kadar erken uyursan doğum günün o kadar çabuk gelir. Tamam, sanırım gerçekten yorgunum. En azından bir hikaye okuyamaz mıyız? Bu harika bir fikir. Nasıl bir hikaye dinlemek istersin? Bilemiyorum. O zaman biz yazalım. Hep beraber. Bu hoşuma gitti. Dahice. Yaşasın. Pekala Chelsea, sen başla bakalım. Tamam. Bir zamanlar iki deniz kızı varmış. Neden rüya evinden bu hikayeyi canlandırmasını istemiyoruz ki? Hey rüya evi. Çoktan başladım Barbie. Ve evcil hayvanları da varmış. Deniz kaplumbağası. Hayır, ahtapotu. Teknik olarak ahtapotları demen gerekiyor. Gerçekten mi? Çok komikmiş. Ama öyle. Tamam, evcil ahtapotları. Hala olmadı gibi. Yunuslara ne dersiniz? Evet. Dalgalarda oynamayı çok severlermiş. Ve muhteşem mercan kayalıklarını dolaşıp yeni su altı canlılarını keşfetmeye de bayılırlarmış. Ah, dans partilerini de çok severlermiş. Evet, bale partilerini çok severim. Yani deniz kızları baleyi sever. Çünkü çok zariftir ve iyi olmak için çok çalışmak gerekir. Bir gün dans etmeye o kadar dalmışlar ki tam arkalarındaki deniz ejderhasını görmemişler. Deniz ejderhası. İnci kolyesi var. Deniz kızlarını korkuttuğu için özür dilemiş. Yalnız hissediyormuş ve deniz kızlarını bir çay partisine davet etmiş. Deniz kızları deniz ejderhasıyla sualtı çayına gitmiş. Ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Ve son. Dinlediğim en iyi hikaye. Çok yaratıcı. Çok eğlenceli. Büyüleyici. Teşekkürler. Yatma zamanı. Tamam. İyi geceler Chelsea. Herkese iyi geceler. Uyudu. Sonunda. Pekala. Yarınki sürpriz parti için ne yapabiliriz? Chelsea için tarihin en büyük ve en iyi doğum günü partisini vermek istiyorum. O kadar özel olmalı ki... Kimse ona doğum günü diyememeli. Ne diyeceğiz ki o zaman? Rüya günü. Rüya günü diyebiliriz. Aa, hoşuma gitti. Peki şu an ne durumdayız? Yapmamız gereken şeylerin bir listesini yaptım. Ama hala eksik bir şeyler var. Her şeyi bir araya getirecek bir şey. Bir temaya ihtiyacımız var. Tüm iyi doğum günleri ve rüya günlerinin bir teması vardır, değil mi? İşte bu. Hadi beyin fırtınası yapalım. Fikri olan var mı? Affedersin Barbie. Bir hatırlatmam var. Yatma zamanı. Ah doğru. Hikayesini dinlediniz. Bale partilerini çok seviyor. Bale temalı bir partiye ne dersiniz? Hey rüya evi. Evet Barbie. Fırçala dişlerini. Pijamanı giy. Uyku zamanı. Yüzünü yıkasana. Yatma vakti geldi rüya zamanı. Gece lambanı yaksana. Rüyalarım gerçek olsa. Ya
meraklı ve hayalperest. Ejderhayı hatırlıyor musun? Peki şöyle gösterişli bir çay partisi hakkında entelektüel bir konuşma yapsak? Merhaba. Tüm hikayenin denizde ve dalgalarda geçtiğini unutuyoruz galiba. Havuzu bir plaj cenneti partisine dönüştürmeliyiz. Bu fikirlere bayıldım. Tabii evcil yunusları da unutmamalıyız. Chelsea hayvanları çok seviyor. Çok tatlı. Hikayemizi yazacağız. Rüya evi. Hadi gerçek yap şunu. Haydi. Tek gerekli şey. Hayal gücü. Yatma vakti geldi, rüya zamanı. Uyku vakti bale, ye 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 ye, arkadaşlarımla uykuya hazırla, benle söyle, benle söyle, işte uyku vakti bale. Mutlu rüyalar. Evet, sizce hangi temayı yapmalıyız? Hepsini o kadar beğendim ki. Hepsini yapalım gitsin.